Kur'an Hayatı demiş ki hocam Ebu Hanzal ile muhabbetiniz var mıydı? Yok. Ben Hanzal Hoca'ya hep dua ediyorum. Rabbim onu çoluğuna çocuğuna kavuştursun. Cezaevi zordur kardeşler. Yani sabretmek ayrı bir şeydir. İmtihanı kazanmak ayrı bir şeydir ama imtihan zordur yani. Cezaevi imtihanı zordur. Hani kimse ahkam kesip demesin. Yani ya işte biz yatarız paşa paşa. Yatarsın paşa paşa da sabredersin ama o sabretme aşaması zordur yani. Onun için Allah Azze ve Celle onu eşine, çocuğuna kavuştursun. Rabbim inşallah eksiği varsa eksiğini tamamlasın. Onu İslam üzere katına alsın. Ara ara benim aklıma gelir yani. Mesela kendi çocuğumu severim, onun çocuğu aklıma gelir. Eşime derim mesela, Allah ona rahmet etsin derim. Çok zor. Yani 30, 37 buçuk sene bir ceza. Ben ancak derim ki Allah onları kahretsin. Yani 37 buçuk sene nedir ya? Cezaevinde bir söz var. Yani kardeşim bu insanlar dinozor mu? Kaplumbağa mı? 350 sene mi yaşıyor? 300 sene mi yaşıyor? Yani 37 buçuk sene nedir ya? Bir insanı öldürün ya. 37 buçuk sene. Hani ben hüsnü zannediyorum ki bir dosyadan 3 tane ceza almış. Bu dosyaların ikisi kararı bozsa zaten adam 10 sene mahsup yatmış yani. Parçalı bulutlu. Bu mahsubunu kullansa çıkacak. Mahsubunu kullansa çıkacak. Ama yani hani diyor ya hayat sürprizlerle doludur. Sürpriz dediğimiz Müslümanın katında nedir? Belanın bir an geleceği, ferahlığın bir an geleceğidir. Sürpriz Allah katından gelir bize. Yani Allah Azze ve Celle bugün buradayız, yarın 30 sene yeriz, 10 sene yeriz. Bugün 30 sene içeridedir adam veya 30 sene almıştır, baktın yarın tahliye oldu. Allah Azze ve Celle dileriz ki bir an önce duyalım ki tahliye olsun yani. Sormadan edemeyeceğim. Halis Bayuncağı biliyorsunuz Ebu Hanzala kod adını kullanıyor. Evet. Hala içeride, Evet. hatta tahliye kararı verilip aynı gün kamuoyu baskısından, bunu açıkça söylemek gerek, girdi, tutuklandı. Evet. O şöyle bir açıklama yapmıştı daha önce. Bu Hı. IŞİD'le ilgili organik bağımız yok ama ideolojik felsefi bağımız var mı sorusuna, selefi olmaktan kaynaklı. Hı. Kullandığımız fıkıh külliyatı IŞİD'le aynıdır ama yer yer Diyanet'le de aynıdır demişti. Siz Ebu Haris olarak, Vasat Kettebavi olarak selefi bir söylemi benimsemiş biri olarak IŞİD'le ve Diyanet'le aynı fıkıh külliyatını kullanıyor musunuz? Ortak mıdır yani aslında? Şimdi fıkıh külliyatı dediğimiz zaman ortak bir yanımız vardır. Hangi meselelerde? Yani Diyanet'le vardır, tarikatlarla vardır. Bunun adı A örgüt olur, B örgüt olur, DH olur veya El-Kaide olur. Şimdi fıkıh meselesi insanların yani namaz ahkamı dediğimiz, işte namazda el kaldırma var mıdır, yok mudur veya buna benzer. Yani inançsal değil de itikat olarak, inanç olarak değil de fıkıh külliyatı dediğimiz zaman evet. Halis Bayıncık burada doğru söylemiştir. Yani benim Diyanet'le aynı namazı kılmam, Diyanet'le aynı düşünüyorum anlamına gelmez. Aynı orucu tutmam, aynı hacca gitmem, aynı inançta olduğumu gerektirmez. Tasavvuf akımı mesela benim karşımdaki en büyük muhalifim tasavvuf akımıdır. Yani dinle sömüren, dinle aldatan insanlardır. Bu anlamda namaz ahkamımız, oruç ahkamımız, fıtır ahkamımız, zekat ahkamımız örtüşüyor tabii ki. Yani bugün bunu DH da kendi bölgesinde uygulayabilir. Lakin İnançsal olarak aramızda çok büyük farklar vardır. Sistemin kendisi de normalde yanlış yönlendiriliyor. Mesela terörle mücadeleye okutturulan kitaplarda şu yazıyor. Selefiler şefaati inkar ederler. Hayır, bu çok yanlış bir bilgi. Selefiler kabire gitmeyi küfür veya şirk görürler. Hayır, bu çok yanlış bir bilgi. Çok yanlış bir bilgi. Eğer bu bilgi üzerinden terörle mücadele veya devlet operasyonlar yapıyorsa çok yanlış operasyon bunlar. Bir de şöyle bir çelişki var. Eğer ben bir dine inanıyorsam, benim inandığım dinde bana operasyon yapacak kişilerin bu işte ehil olmaları gerekir. Bu da çok yanlış. Yani beni sabah evimden alan, IŞİD adıyla, terör adıyla alan kişi namaz bile kılmıyor. Bak, kılmayabilir normalde. Veya dini ahkamdan hiçbir bilgisi yok. Yani beni sorgulayan kişinin de dini ahkamdan hiçbir bilgisi yok. Yani bugün Cübbeli'nin Fatih Altaylı'nın karşısına geçip dini anlatması laşka bir durumdur. Niye? Çünkü karşıdaki adam din bilgisi yok. Ancak siz güncel meselelerle ilgili ona bir şey sorabilirsiniz ama dini konuda ondan yani ona teyit veremezsiniz. Evet, bu böyledir, o zaman diyemezsiniz. Onun için bize bu yaftayı vuranlar da bu bilgiden yoksun olduğu için yanlış operasyon ve bu iş zulme dönüşüyor zamanla.
Yani eğer ben Kemalist birini eleştireceksem, muhafazakar birini eleştireceksem o bilgiye sahip olmam gerekiyor. Ben bugün cübbeliye karşıma çık, toplumun önünde bu konuları konuşalım dediğinde çıkmamasının tek sebebi budur zaten. Yani bundan dolayı bizim hiçbir şekilde, her ne kadar fıkıh külliyatı olarak Halis Bayıncuk doğru bir şey söylemiştir ama söylediği şey saptırılmıştır. Halis Bayıncuk 2002'den 2004'ten beri bu memlekette herkes gibi davet ediyor. İnancına göre davet ediyor. Ve Allah Azze ve Celle dinde zorlama yoktur diyor. Kimseyi zorla, silah zoruyla kendi inancına davet etmemiştir. Ve Halis Bayıncuk şöyle bir şey söyleyeyim. Sesi gür çıkan bir davetçiydi. Bundan dolayı ben onun üzerine kırmızı kalem çekildiği kanısındayım. Çünkü çoğu insanın uyanışına sebep oldu. Çoğu din adı altında kandıranların insanları, toplumumuzu aldattığını söyledi. Bizim de bugün devam ettiğimiz gibi. Bundan dolayı o oy potansiyeli olan kişilerin piyonuyla, zalimleri desteklemesiyle Halis Bayıncuk hocayı yemişlerdir. Yani 37,5 sene hem bir insan El-Kaideci, hem IŞİD'ci, hem de üyelikten, hem de emirlikten Türkiye sorumluluğu olarak. Yani bu çok saçma bir dosya. Aynı dosyadan veya El-Kaide ile IŞİD aynı sahada savaşıyorken bu dosyadan kalkıp da bir insanın ayrı ayrı ceza alması çok saçma bir durumdur. Yani ben hem FETÖ'cü hem IŞİD'ci olamam. Bununla beraber Tevhid Dergisi'nin bu konuda üzerimize çok büyük bir emeği vardır. Hangi açıdan? Çok aradılar, sordular, ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını vaat ettiler. Sağ olsunlar, ara ara halımı hatırımı tekrardan sordular. Yine onların da bu konuda üzerlerinde hakları vardır. Allah Azze ve Celle davetlerine bereket versin. Allah Azze ve Celle hocalarını bir an önce esaret altından kurtarsın. Halis Hoca'yı son olarak da gördüğümüzde bir fotoğrafını görmüştüm. Gerçekten üzülmüştüm. İnsani olarak üzülmüştüm. Son durumuydu herhalde. Tabii bizim deprem çalışmalarıyla alakalı kardeşler Hatay'dayken gazeteci İsmail Saymaz'ın bize söylemiş olduğu üzere Yargıtay'ın cezasını bozduğu söyleniyor. İnşallah Rabbim bir an önce onu da ailesine ve cemaatine kavuşturur. Şöyle bir parantez açayım. Kardeşler, Halis Hoca'nın Türkiye'deki davetçiler üzerinde gerçekten hakkı vardır. Ona düşman olan da, ona dost olan da ondan feyizlenmiştir. Ona buğz eden de, ona buğz etmeyen de ondan feyizlenmiştir. Bu davet sürecinde ilk öncülerden biri olması hasebiyle birçok insana katkıda bulunmuştur. Bugün hangi davetçinin konuştuğu bir mesele varsa mutlaka ona yabancılara konuşmuştur. Konuşulmadık bir şey bırakmamıştır. Ve şu anda da 6 sene içeride olmasına rağmen daveti devam etmektedir. Bizim bu süreçte sosyal medya ile ilgili yaşamış olduğumuz ve baskının neticesinde de Darül Erkam'ı yaşıyoruz. Ama Darül Erkam'ı yaşamamızdan dolayı da Allah'a hamd ediyoruz. Yani her şey sosyal medya değil arkadaşlar. Sosyal medyada sadece insanlar biraz feyizlensin, biraz amellerini canlı tutsun diye bizler mücadele ediyoruz. Yoksa sosyal medya gerçekten bizleri de kirletiyor yani. Kirleniyoruz. Alacağımız ilmin %80'ini alacakken veya %100'ünü alacakken %30'undan, %50'sinden bazen mahrum oluyoruz. Yani sosyal medya, evet, birilerine vesile oluyoruz ama yani şu süreçte bizim cemiyet olarak, cemaat olarak İslam dininin argümanları sadece sosyal medyadan ibaret değildir arkadaşlar. Bizler kendi içerimizde de bakın belli bir dönem dışarı açıldık. Belli bir dönemde şu süreçte içerideyken bir sürü yeni yüzler oldu. Değil mi? Bir sürü yeni yüzler. Yani bugün Ebu Haris olsun veya başka hocalar, davetçiler olsun, videoları piyasada gezdikten sonra problem yok. Davet sizin 5 sene önce yayınladığınız videoyla zaten yerini buluyor tekrardan. Konuyu dağıtmadan tekrar bu parantezi kapatarak şöyle diyorum. Allah Azze ve Celle Tevhid Dergisi'nin yapmış olduğu, sormuş olduğu halimden, hatırımdan dolayı onlara tekrardan bu anlamda Allah razı olsun diyorum.